Drak veya Bruce Lee gibi olmak istiyorsanız o zaman genç yaşta çalışmalara başlamalısınız. Çocuk deyince akla daha çok oyun alanları, oyuncaklar ve parklar gelir. Çocuk dediğin ağırlık kaldırmaktan hoşlanır mı? İster inanın, ister inanmayın. Bu dünyada sizden daha güçlü bazı çocuklar var. Diğer çocukların aksine, erken yaşta halter veya boks yapmaya başlayan olağanüstü güçleriyle sizi şaşırtacak çocuklar var. Adar işte karşınızda inanılmaz derecede güçlü 10 çocuk. Başlamadan önce abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Brody Bowen. Etkileyici bir kararlılıkta 43 kilogramlık bir halteri kaldıran 7 yaşındaki fitness çılgını Brody Bowen'ın videosu sosyal medyada hararetli bir tartışmaya yol açtı. Kimileri onun adanmışlığını överken kimileri sağlığı hakkındaki endişelerini dile getirdi. Fitness eğitmeni ve Instagram influencerı olan Jess Bowen'ın kızı Brody çok küçük yaşlardan beri annesinin izinden gidiyor ve son zamanlarda kayda değer bir ilerleme gösteriyor. 17.7 milyon takipçisi olan popüler House of Highlights sayfası Instagram'da Brody'nin etkileyici videosunu paylaşınca video internette viral oldu. Brody henüz 5 yaşındayken dikkatleri üzerine çekmeye başladı ve 6.8 kilogram ile hang clean yaparak etkileyici halter teknikleri uyguladı. Brody'nin refaha konusundaki tartışmalara rağmen hem 7 yaşındaki çocuğa hem de annesine desteklerini gösteren birçok insan vardı ve hatta bu yaşta bu kadar çok ağırlık kaldırmanın onun sağlığı için zararlı olmadığını iddia edenler de oldu. Yang Jinlong. Birçoğumuza çocukken yeşil sebzeler yemezsek büyüyeceğimiz ve güçleneceğimiz söylenmiştir. Bu 7 yaşındaki çocuğun böyle nasihatlere ihtiyacı yok gibi görünüyor. Bu okul çağındaki çocuk o kadar güçlü ki arabaları çekebiliyor, babasını taşıyabiliyor ve ağır çuvalları omzunda taşıyabiliyor. Tüm bunları yaparken hiç de zorlanıyormuş gibi görünmüyor. Çinli çocuk Yang Jinlong'un kilosu hali hazırda 50 kilogramdan fazla ve büyümesi duracakmış gibi gözükmüyor. Dolgun yanakları ve kocaman gülümsemesiyle bu minyatür Herkül insanlarda merak oluşturarak Çin'de bir internet ünlüsü haline geldi. Minik güç santrali etrafındakileri hayrete düşürerek bir yol boyunca 1.85 ton ağırlığındaki bir minibüsü çekmek için kendine halat bağladı. Kendi ağırlığının neredeyse 2 katı olan 90 kilodan daha ağır olan babasını taşıyabilir ve 40 kiloluk bir torba buğday ve 100 kilo çimento taşıyabilir. Bu da onun ne kadar güçlü bir adam olduğunu kanıtlar. Ortalama 7 yaşındaki bir erkek çocuğunun 20 ila 35 kilo arasında olduğu söyleniyor. Bu da Jinlong'un daha küçük arkadaşlarından çok daha büyük olduğu anlamına geliyor. Lisa Brooks Moser. Gürcistanlı 10 yaşındaki kız Lisa Brooks Moser, dengeli fiziği, özellikle de belirgin karın kasları sebebiyle çok ilgi görüyor. Henüz 4 yaşındayken jimnastik eğitimine başlayan Lisa Brooks Moser, her zaman harika bir fiziğe sahipti. Ancak geçen yaz kuvvet antrenmanlarına aşık olduktan sonra fiziğini etkileyici bir düzeye çıkarmayı başardı. O zamandan beri antrenman yapmak için 5.30'da uyanıyor ve haftada 5 gün, haftada yaklaşık 30 saat çalışıyor. Ebeveynleri bazen 10 yaşındaki çocuğu çok zorladığı ve ona çocukluğunu yaşatmadığı için eleştirilse de Jill, Liza'nın yoğun eğitimiyle hiçbir ilgilerinin olmadığı konusunda ısrar ediyor. Ara sıra yapılan olumsuz yorumlara rağmen Lisa Brooks Moser'ın 50 bin Instagram takipçisinin çoğu adanmışlığından ilham alıyor ve onun muhteşem fiziğinden etkilendiklerini ilan ediyor. Lisa küçük yaşlarda kaslı yapıları nedeniyle sosyal medyada dikkat çeken ve ara sıra tartışmalara neden olan birkaç çocuktan biri. Arat Hüseyin'e. Yontulmuş vücut, normalde 6 yaşındaki bir çocuğun görünümünü tarif etmek için kullanacağınız bir cümle değildir. Ancak Arat Hüseyin'in söz konusu olduğunda bu tanım ona cuk oturmaktadır. Instagram yıldızı, futbol dahisi veya uzman jimnastikçi, insanların kısa ama dolu hayatı boyunca Arat Hüseyin'i tanımlamak için kullandıkları gurur verici etiketlerden sadece birkaçı. İlk olarak birkaç yıl önce birçok kişinin futbol sahasında top süren bir kız sanıldığı videonun sosyal medyada viral hale gelmesiyle dünya çapında manşetlere çıktı. O kız babası tarafından daha yürümeye başlamadan sporcu olmak için eğilmeye başlamış uzun, siyah saçlı, İranlı bir erkek çocuğuydu. Arat'ın babası Muhammed onu yürümeye başladığından beri eğitiyor. Henüz 9 aylıkken jimnastik yapmaya başladı ve 2 yaşında uluslararası yayınlarda yerini almıştı. Instagram'da 4 milyondan fazla hayranı var ve paylaşımları genellikle 1 milyondan fazla beğeni alıyor. Paylaşımların çoğu fiziğini ve eğitimini gösteriyor. Javon Van Avolden. Sadece 11 yaşındaki Javon Van Avolden,
boks ve jimnastik dünyasında çoktan dalgalar yaratmaya başladı. Küçükken her şeyi yapmak istediği için Bonnie lakabını aldı. John, sporcuların genellikle tek bir spora bağlı kaldıkları geleneksel rotaya meydan okuyor. Her iki spor için de olimpiyatlara gitmek istiyor. Çok genç olmasına rağmen John, ne olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmak istediği bir şeyi yapıyorsa çılgın bir iş ahlakı gösteriyor. Boks ve jimnastik de bu konuda bir istisna değil. John sabah erkenden antrenmana başlar. Genellikle birkaç saatliğine boksla başlar. Ardından bazı okul çalışmalarını bitirir ve ardından jimnastik antrenmanına gider. Sonra gecelere biraz daha boks eğitimi yaparak gününü tamamlar. Bu çocuğun gösterdiği kararlılık kesinlikle inanılmaz ve arkasında onu daha da iyi olması için destekleyen bir ekip var. Bu çocuk büyük bir iş ahlakına ve hedefleri için disiplinli olarak çalışma şevkine sahip. Onu gelecekte olimpiyatlarda görmek için sabırsızlanıyoruz. Evnika Saat Vakas. Evnika Saat Vakas tüm zamanların en korkutucu 8 yaşındaki kızı olabilir. Babası antrenör olan Kazakistanlı savaşçı Evnika. 5 yaşından beri babası wrestling ile çalışıyor. Rusya'nın Voronez şehrinde yaşayan Kazak aile haftada 5 gün genellikle evlerinin dışındaki ormanda antrenman yapıyor ve Evnika darbelerden nasıl kaçılacağını ve nasıl yumruk atılacağını öğreniyor. Evnika'nın gururlu babası gelişmekte olan yeteneğini henüz 4 yaşındayken gördü. Şimdilerde kızı tek eliyle 30 saniyede 47 yumruk atabiliyor. Evnika'nın şimşek kızını gösteren videosu viral haline geldiğinde Rustream onun yeteneğine hayran kalan insanlardan gelen mesajlarla boğuştuğunu söyledi. Ancak Rustream böyle hassas bir çağda böyle bir yeteneğin ortaya çıkmasını beklemiyordu. Bu sporun şiddet içeren doğasına rağmen Evnika'nın ebeveynleri onun için endişelenmiyor. Rustream 16 yaşından beri boks yapıyor ve son zamanlarda başkalarının boks becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bir buluş geliştirdi. Kızının adını taşıyan Evnik simülatörü hızı ve hareketliliği arttırmak için kas gruplarını şartlandırmak için momentumu kullanıyor. Jack Shallon Challenger. Jack Shallon Challenger, güçlenmek ve kendini savunabilmek için halter yapmaya karar verdi. Ya da belki babası halterci olduğu içindir. Jack 11 yaşında ağırlık kaldırmaya başladı ve sonra hiç arkasına bakmadı. Bu nedenle yaşamı yediği yemeklerden bağlı kaldığı eğitim rejimine kadar oldukça düzenlidir. Ama en iyisi olmak için fedakarlık yapmaya istekli olmak gerekir. Pizza ve abur cubur yiyerek Jack'in istediği zirveye çıkması çok zor olur. Jack 11 yaşında bir çocuk olarak 79 kilogram kaldırdı. Bugün 15 yaşındaki Jack 181 kilogram halter kaldırabiliyor. World Gym sponsorluğundaki Jack kendi yaş grubunda Amerika'nın en baskın haltercisidir. Peki bu çocuk gücünü korumak için ne yer? Pirinç, bol yumurta yakı ve ızgara tavuk. Kendisi de eski bir halterci olan babası ile birlikte spor salonuna gider ve rekor kırmaya devam etmek için birbirlerine ilham verirler. Brock Linsider. 10 yaşındaki bir kız, yaşının CrossFit hayallerini gerçekleştirmesini engellemesine izin vermiyor. Montana, Billings'ten Brock Linsider, ilk olarak babasının spor salonunda bu spora aşık olduktan sonra 6 yaşındayken ağırlık antrenmanına başladı. Ve şimdi 4 yıllık antrenmandan sonra artık 44 kilogram ağırlık kaldırabiliyor. Bu yetişkinlerinden 2 kat daha fazla ve genç bir çocuğun kilosuna eşit ağırlıkta. Gururlu baba, Corey Sittner, Brooklyn'in CrossFit ve halter tutkusunun halka çekmeyle başladığını ve aradan 4 yıl geçtikten sonra artık bu spora her zamankinden daha fazla bağlı olduğunu söyledi. Brooklyn 14 yaşında yarışmasına izin verildiğinde 2021 CrossFit oyunlarına katılmak istiyor. Şu anda bu onun bir numaralı hedefi. Liam Hoekstra. 15 yaşındaki Liam Hoekstra'nın daha fazla kas kütlesi ve %99'umuzun yaşamlarımızda sahip olabileceğinden daha iyi bir metabolizması var. Bu çocuk ne isterse yiyebilir ancak kilo almaz ve neredeyse hiç vücut yağı yoktur. Ayrıca kasları doğal olmayan bir hızla büyüyor. Myostatin kas hipertrofisi denen bu mutasyon Liam'ın kas kütlesini arttırır ve vücut yağını azaltır. Peki Liam tam olarak ne kadar güçlü? Liam 5 aylıkken inanılmaz derecede zorlu bir jimnastik hareketi olan Iron Cross yapabiliyordu. Liam 8 aylıkken barfix yapabiliyor ve 9 aylıkken merdivenlerden inip çıkıyordu. 18 aylıkken ters mekik çekebiliyor ve karın kaslarını geliştirebiliyordu. Jimnastikte Liam fiziksel olarak en gelişmiş çocuklardan biridir ve vücudunu akranlarının hayal bile edemeyeceği şekillerde manipüle edebilir. Ancak fiziksel yeteneklerinden daha çılgın olan şey yeme alışkanlıklarıdır. Annesine göre neredeyse saat başı tam bir öğün yemesi gerekiyor ve babası Liam'ın sadece 3 yaşında neredeyse onun kadar yediğini söylüyor.
İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videodan keyif aldıysanız bize mutlaka bir beğeni bırakın. Ayrıca daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.